dersimizde scroll spy örneğini yapacağız. Şimdi burada örnek şu şekilde scroll'la kaydırdığımızda ID verilmiş. Hangi ID'ye gelirse oradaki alanı gösteriyor. Yani sayfa içinde böyle uzun yazılarda bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da artık nerede arzu ediyorsunuz, tasarımınızda nereye uygun gelecekse böyle bir şey. Aklınızda tasarıma uygun böyle bir tasarım varsa bunu uyarlayıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu örneği burada hazır olarak tamamen yok. Şimdi nasıl yapacağız? İki seçenek, iki kısımda yapacağız. Önce bir navbar kısmını alacağız şuradan. Default navbarı. Şuradan bu kodları alacağız. Ondan sonra uygulamamıza devam edeceğiz. Şimdi ben bir sayfayı buradaki hazır kodlardan kaydedeceğim bir. Scroll spy diyorum. Örneğimizi kaydettim. Bu Jumbotron'u şimdilik kapatıyorum. Şimdi buradaki örneğin hepsini ben önce bir sileyim. Nav yazanı. Şuradan etiketi seçiyorum. Delete yapıyorum. Header section'ı seçiyorum. Şuradan refresh yapıyorum. Section alanını seçtim. Sildim. Buradaki section alanını seçiyorum. Bunu sildim. Hiçbir şey kalmadı şu anda. Evet, şu şekilde. İşte oradan tarayıcıdan da bir önüz diyelim. Google Chrome. Evet, bu şekilde bakın. Hatta buraya da isterseniz şey de yazabiliriz. Scroll spy örneği diyelim. Tamam, şimdi ilk ne demiştik? Buradaki kodları alacağız demiştik komponentten. Buradaki now etiketini alıyoruz. Hepsi alacağız, sonra sileceğiz içinden. Hem elimiz alışmış olur buna. Şimdi kopyaladım. Bize neler lazım? Buradaki en alttaki sağ taraftaki alan lazım değil. Önce bir kaydedip bakalım isterseniz. Şöyle ne geldi? Bakın şöyle bir menü geldi. Neleri kaldıracağız? Bu sağ tarafı kaldıracağız. Şurayı kaldıracağız. Burası kalabilir. Buradaki başlık da kalabilir. Oradakine benzer. Şu UL'yi seçiyorum buradan. Şurada delete diyorum. Form alanını seçiyorum. Refresh yapalım şuradan. Form alanını seçtim. Delete diyorum. Buradaki yorumlar kalabilir. Brand yazısına scroll spy diyorum. Evet, buradaki link kısmını aktif alanını kaldıracağım. İsterseniz kalabilir ama ben kaldırmak istiyorum. Buraya biz biraz daha anlamlı bir şey yapalım. Ana sayfa diyelim. Burada şu linkleri ben vereyim. Sonra oradaki kısmı anlatacağım. Buradaki drop down mesela ne olsun? Ana sayfa hakkımızda buraya menü diyelim. Burada kaç tane içerik var? Şu divider'ı buradan kaldıracağım. İki tane yeterli oraya bence. Hatta evet, şu iki tane yeterli bence. Buraya menü 1 diyelim. Pardon. Menü 1. Menü 2. Ya da şöyle yapabiliriz buraya. Menü diyeceğimize buraya kurumsal. Evet, böyle daha mantıklı bence. Buraya vizyon. Biraz klasik oldu ama vizyon misyon kısmı. Misyon. Ve en son bir tane de iletişim yapıyorum buraya. UL'nin bittiği yere geliyorum. Pardon, L'nin bittiği yere. Bir L daha ekleyeceğiz. Buraya da iletişim diyorum. Buraya Türkçe yazabiliriz. Şimdi bunların her birine ID atamamız gerekiyor. Ana sayfa diyorum. Öncelikle bunları bir yapalım. Hakkımızda Türkçe karakter kullanmıyoruz burada. Buraya bir şey yapmayacağız. Buraya vizyon kısmına geliyorum. Vizyon. Buraya geliyorum, misyon. Ve buraya da iletişim. İletişim diyorum. Evet, sayfamızı kaydettik. Şimdi bakalım ne oldu. Şöyle bir görüntü oluştu. Scroll spy dedi. Ana sayfa hakkımızda kurumsal. Kurumsala tıkladığımızda vizyon ve misyon geliyor ve iletişim. Bu şekilde bir alan oluşturduk. Şimdi burada devam edelim örneğimize. Şimdi iki kısım. Birinci kısmı hallettik. Şu örnekteki alanın. Birinci kısım burasıydı. Şimdi ikinci kısma geleceğiz. İkinci kısımda da şöyle göstereyim. Body'nin içine position relative eklememiz gerekiyor. Bakalım var mı? Evet, position relative burada var body'de. Ve body'nin içine data spy
Scroll ve data target navbar example diyor. Bunları yapıştırıyoruz. Hemen geliyorum kod kısmımıza. Body'nin içine bunu yapıştırıyorum. Şimdi bakıyorum tekrar. Değişen bir şey oldu mu? Şu an için değişen bir şey yok. Ve en son kısımda da bu nav'dan hemen sonra bir div oluşturuyorum. Data spy diyorum ve scroll oluşturuyorum. Data target kısmına da ID atayacağız bir tane. Buraya test diyelim. Ya da şöyle yapalım. Test diyelim. Ve divimizi kapatıyorum. Bu divin içine de şurada diyez olacak mıydı bakalım bir. Eğer olmazsa yaparız. Şimdi burada test dedik ID'yi. Neredekine yapacağız? Now'un içinde buraya bir ID atayacağım. ID test diyorum. Şimdi buradaki ile etkileşim haline girecek. Yani buradaki now'un içindeki ID'si bu ID test olan şey şuradaki ile etkileşim alınacak. Target hedef demek zaten. Şimdi bunu bir test edelim bakalım ne geldi karşımıza. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi içerikleri gireceğim. Buraya H4 düzeyinde başlıklar gireceğim ben. Burası ne demiştik? Ana sayfa. Ana sayfa. Altına da paragraf ekleyelim. Bakalım bir deneyelim olacak mı? Şimdi ben buradan bir yazı alayım. Şurada var mı? Evet, şuradan örneği alalım. Mesela bu paragrafı kopyalıyorum. Biraz daha uzatayım. Aynısından bir tane daha kopyaladım. Şimdi burada H4'teki ID'ye işte buraya ID'mizi yazacağız. Neydi? Ana sayfa. Ana sayfa. Evet, nasıl bu bağlantı kuruyor? Buradaki ana sayfaya tıkladığımızda buradaki içeriğin içine girecek. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Neydi? Hakkımızda mıydı? Evet, hakkımızda. Hakkımızda. Tekrar aynısını bir daha kopyalıyorum. Vizyon, misyon. Vizyon. Tekrar aynısını bir daha kopyalıyorum hafızadan. Misyon. Tekrar aynısını bir daha kopyalıyorum ve iletişim. İletişim dedim ve sayfayı kaydettim. Bakalım şimdilik nasıl bir görüntü elde ettik. Yeniledim sayfayı. Bakın şu anda bu şekilde tıkladığımızda bakın şurada üstte görüyorsunuz. Hakkımızda kısmında da bunların başlıkları hep aynı oldu. Onları da değiştirirsek daha doğru olacak. Ana sayfa. Şunları da değiştirelim. Hakkımızda vizyon misyon ve iletişim. İletişim dedim. Tekrar sayfayı kaydedip yeniliyorum. Bakın şu anda hakkımızdanın olduğu yere geldi. Dikkat ettiyseniz tıkladığımızda bakın. Mesela iletişime tık diyorum. Tabii şu anda burada olduğu için buraya geldi. Mesela iletişime değil de şuradan mesela misyona tıklarsanız misyonun olduğu yer gözükecek. Tabii burada ama tam istediğimiz yere çıkmıyor. Bunu nasıl ayarlayacağız? Burada da şunu yapacağız. Bu divin olduğu yere geliyoruz. Style etiketiyle height değeri atayacağım. Yükseklik değeri 200 piksel. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Overflow diyorum. Taşanları otomatik olarak scroll çıkacak orada. Ve position relative diyorum. Bakalım şimdilik nasıl bir görüntü elde ettik. Yeniden yükle diyorum. Evet, şu şekilde geldi. Bakalım scroll yaptığımızda bakın görüyorsunuz. Scroll yapıyorum şu anda. 1, 2 hakkımızda. Tabi hakkımızda da sanki bir sıkıntı var gibi. Ana sayfa. Evet geldi şu anda bakın hakkımızda. İletişime tıklıyorum. İletişim geliyor. Vizyona tıklıyorum. Vizyonda sanki bir sıkıntı var gibi. Misyon geldi. Vizyonla misyon arasında bir sıkıntı var gibi. Sanki bir bağlantı kuramadı onunla. Visyon yazmışız çünkü. Bu şekilde hataları da düzeltebiliriz. Şimdi geliyorum. Yeniden yükle. Tekrar geliyorum. Vizyon. Evet bakın vizyon burada. Scroll'la kaydedip
Bu şekilde kullanıyoruz. Peki bunu küçülttüğümüzde nasıl bir görüntü oluşuyor? Küçülttüğümüzde de bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Hakkımızda tık diyorum vizyon, tık diyorum misyon ve iletişim. Bu şekilde de güzel bir uygulama yapmış olduk. Şimdi son dersi bitirmeden önce bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela oldu ki buradaki uygulamayı bu şekilde bulamadınız hazır. Yani burada çünkü biraz zor olabilir. Şuradaki örnekten kaynak kodlarından bakabilirsiniz. Şöyle nasıl yapılmış olduğuna. Ögeyi denetle diyerek buradan HTML kodlarını şu kısımlarını alabilirsiniz. Onu da yapamadınız. Google'a onunla ilgili mesela Bootstrap konunun başlığı neyse onu yazıyoruz. Hatta ben şu üçüncü çıkan sonuca tıkladım. Şurada bakın örneği var hazır. Şurada. Bu örnek tamamını içeriyor. Bu örneği buradaki ve şuradaki başlıklarla alarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada daha bir sürü uygulama var. Sadece Boost'ta değil zaten başkası derde. Yani hani bilginin sonu yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi biraz da kendiniz katarak daha farklı örnekler, daha farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Takıldığınız yerde olursa böyle internetten bakarak. Tabii ilk giriş önemli. Hani videoyu izlerseniz bu şekilde de güzel farklı uygulamalar yapacağınızı düşünüyorum. Bu dersi burada sonlandıracağım. Biraz uzun oldu ama bölmek istemedim. Bir sonraki derste TAP'tan devam edeceğiz. Aslında TAP da buna benziyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.